Her gün gibi bana göre. Ve bugün konuğum sevgili Türkan Gökberk. Daha önce de konuğum olmuştu Türkan Hanım. Artık herhalde Türkan Hanım'ı bilmeyen tanımayan kalmamıştır. Çok güzel bir çıkış yaptı Access Pass'ta. Son sürat gidiyor. Artık süratine yetişemez olduk, takip edemez olduk. Bunlar çok güzel bir gelişme aslında ve sevindirici. Bugün Access Pass'la ilgili sohbet yapacak Türkan Hanım'la. Her ne kadar da Türkan Hanım çok büyük bir kitleye ulaşsa da kendi ağzından Türkan Hanım'la ilgili birkaç cümle alalım. Kendini bize tanıtsın yine de. Hoş geldin Türkan Hanım. Hoş Nasılsın? bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, bize biraz birkaç cümleyle yine kendinden bahset ve sonra konumuza Türkan geçelim. Gökber kimdir? 1955 yılında doğdum. Nefkoşa Türk Kız Lisesi 72-73 mezunuyum. İki oğlum, bir kızım, 7 yaşında bir erkek torunum var. Önceleri memuriyette görevliydim. Erken emekli oldum, ancak bir yıl evde kalabildim sadece. Ev hanımlığına ayak uyduramayınca bu sefer Telsim, Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta ve Körbi'de olmak üzere özelde de uzun yıllar çalıştım. 3 yıl önce artık ev hanımı olmaya karar vermiştim. 1 yıl önce Access Bars, Access Consciousness karşıma çıktı. İyi ki çıktı. Tüm hayatım değişti. Ve Türkan'ın Akses'ten önceki hayatı ve Akses'ten sonraki hayatı diye milattan önce milattan sonra gibi Evet. ikiye ayırmak çok mümkün. Şükürler olsun diyorum. İyi ki Akses karşıma çıktı. Ben yararlandığım gibi dokunduğumuz insanlar, eğitim verdiğimiz kişiler, eğittiğimiz kişilerin kendi yaptıkları seanslar, inanılmaz güzel mucizeler, inanılmaz güzel sonuçlar almaktayız. Bundan daha iyi nasıl olur Nuraycığım? Evet, gerçekten de öyle. Şimdi ben de eğitim alan ve uygulayan biri olarak, Öğrencimsin. evet, öğrenciyim. Öğrencilik zaten iş bitmez. Evet. Öğretmenlik iş bitmez. Evet. Yaşadığımız sürece bu dünyada, bu hayatta muhakkak çeşitli sınavlardan ve eğitimlerden geçeriz. Aynen. Hayatın kendisi zaten bir sınav. Şimdi Access'le tanıştın. Öncesi ve sonrası var. Access'le tanışan aslında herkesin bir öncesi ve sonrası vardır hayatında. Birçok eğitimler aldım. Birçok alanda da eğitmen oldum ve şu anda eğitmenlik üstünde de bizler gibi birçok kişiyi yetiştiriyorsun Türkan Evet. Hanım. Nasıl gidiyor eğitimler? Süper. Çok iyi gidiyor. 50-51 öğrenci yetiştirdim şu ana kadar. Hepsi de çok severek, isteyerek gelip aldıkları için bu Bu çok eğitimleri. kısa sürede olan bir Evet, şey 3 ay. aslında. 3 Evet. ay gibi bir zamanda inanılmaz güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi alçak gönüllülük yapmaya da gerek yok. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü KKDC'nin bağrından çıkan bir insan olarak topluma çok güzel hizmetler hep birlikte, tabii yetiştirdiğim öğrencilerimle, uygulayıcılarımla birlikte toplumumuzun kalkınmasında çok büyük katkımız olacağına kesinlikle inanıyorum. Zaten olmaya başladık Bir ilke bile. imza attın zaten. Evet. Evet ve bunun için de şükürler olsun diyorum. Teşekkür ediyorum Akses'i karşıma çıkardığı için Tanrım'a. Benim şahsen bütün hayatım değişti. Çok çok güzel sonuçlar almaktayız Nuray. Mesela Evet. birkaç örnek verebilirim Tabii size. ki. Kezban Cabacabamız var. 12 yıl önce geçirdiği inanılmaz berbat ölümlü bir kazadan sonra bu kız 12 yıldır uyuyamıyordu. Son derece alıp kabul etmeye hazır ve istekli olarak geldi bana seansa ve sadece bir seansta o gün seansı uyguladım. O gece 9-9.30 gibi uyuyup sabah 7'ye doğru uyandı ve o gün bugündür düzgün uyuyor. Zaten geldi o bir hafta sonra uygulayıcı oldu. Bu böyle mucizeler yaratabiliyorsa ben varım. Ben de anneme, babama, torunlarıma katkı olmak için varım, bu eğitimi alacağım dedi. Başka bir arkadaşımız var. Aslında örnekler çok ama bir iki tane vermek istiyorum. Başka bir arkadaşımız boynunu ancak bedeniyle birlikte döndürüyordu ve inanılmaz ızdırap içindeydi. Çok ağrıları vardı. Son artık doktor, yani bunun çaresi yok. Her yıl daha da ağrıların artacak şeklinde konuşunca
psikolojik olarak da çok berbattı tanıştığımızda. Hatta eşine diyormuş ki, bu Türkiye Hanım daha önce neredeydi, yıllardır ben koşuşturdum çözemedim filan. Türkiye Hanım daha Akses'te yoktu. Yoktu. Bülent Bey'de de çok inanılmaz güzel ve bir hafta gibi kısa bir sürede çok güzel sonuçlar aldık. Çok rahatladı ve bir sonraki haftadaki şeyde eğitime de geldi. Bülent Bey de uygulayıcı oldu. Yani evet. Bunun sonuçlarını gören, mucizelerini yaşayan, şifalanan insanlar ben varım diyorlar ve gelip öğreniyorlar. Çünkü torunları var, eşi var, yeğenleri var. Onlar da, yani bunu illaki bir meslek olarak yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Herkesin Akses varsa ihtiyacı vardır. Sen de kendi aile çevrene bunu uygulaman bile büyük bir katkıdır toplum için. Zaten bizim yaptığımız bu bar seanslarından toplumda da 350 bin kişi etkilenir. Çünkü bilinç molekülleri dağılır toplumumuza. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Evet, zaten her şey enerjiden oluştuğu için o enerji açığa çıkmaya başladığı anda o enerji alanında olan herkes de aynı şifayı alır. Çünkü bu enerjilerin zaten kaynağı bir. Evet. Hepsinin içinde özünde sevgi var. Evet. Ve kaynaktan gelen bir enerji olduğu için herkes şifalanabiliyor aynı Nuray'cığım, bütün bu şifa teknikleriyle çalışan arkadaşlarımızın amacı birdir. Nedir? İnsanların huzuru, daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir yaşam. Hepimizin amacı aynı. Ancak Akses'le çok erken sonuç alıyoruz. Yani benim çok sevdiğim bir tarafı budur. Yani bazı yöntemlerde hiçbirini daha düşük gördüğüm için söylemiyorum bunu. Türkiye'de mesela birçok Aksesçi arkadaşım var benim, yıllardan beri atıyorum 16-17 yıldır yaşam koçu olarak çalışıyorlar. NLP'si, EFT'si bir hayli yetkiye sahipler. Ama ne zaman diyorlar Akses'te yolumuz kesişti, çalışmalarımızda artık %90'lar oranında biz Akses'i öncelikle kullanıyoruz diyorlar. Kendileri diyor bunu. Neden? Çünkü daha hızlı, daha erken sonuç alıyor Akses'te. Direkt bilinçaltı çalışması yapıldığı için, kökten bir arınma olduğu içindir bu erken sürede aslında bence. Bilinçaltı temizliğidir yaptığınız şey ve alınması. Kökünden söküyoruz. Evet. Yani onun tekrarlama olanağı yok. Bu yüzdendir ki kısa sürede ve kalıcı bir etkili neticeler veriyor Akses. Evet, şimdi Akses dedik, buraya geldik ama Akses'ten biraz bahsedelim. Akses Bars nedir? Akses Bars bizim başımızın üzerinde 32 tane özel nokta var. Biz bunlara Akses Bars seansı sırasında hafifçe, hiç bastırmadan dokunuyoruz. Nedir bu noktalar? Para kontrol, yaratıcılık, şifa, cinsellik, beden, iletişim gibi 32 adet noktalarımız var başımızın üzerinde. Bunlar ilk seansla birlikte aktif hale gelirler. O ana kadar tıkalıdırlar ve aktif hale geldikten sonra ilk seansla birlikte artık ömür boyu aktif olarak kalırlar. Ve bu noktalarda bizim 5-10 bin yıllık atalarımızdan getirdiğimiz, bize ait olmayan, atalarımıza ait olan yargılar, kaygılar, bakış açıları, düşünceler, hisler konusuna göre gelip başımızın üzerindeki ilgili konudaki noktada birikiyorlar ve bir elektrik yükü yapıyorlar. İşte biz seansta dokunmakla bu elektrik yükünü o noktadan boşaltıyoruz ve elektrik yükü boşalırken de bize ait olmayanlar silinmeye başlıyor. Şimdi biz daha gözümüzü bu dünyaya açtığımız anda bebek halimizle bile 5-10 bin yıllık bir yükle geliyoruz. Evet. Getirdiklerimiz var. Çünkü ruhta her şey kayıtlı. Her şey ruhta kayıtlı. Doğduğumuz andan itibaren ise öncelikle anne babamız, ardından sosyal çevremiz, öğretmenlerimizin bakış açılarını, yargılarını, kaygılarını hiç fark etmeden kendi realitemiz haline getiriyoruz. Ve işte o bize ait olmayanlar yine o getirdiklerimiz gibi, atalarımızdan getirdiklerimiz gibi konusuna göre gelip bu 32 noktada birikim yapıyor. Bilinçaltımızın %98'i maalesef bize ait değil Nuray. %2'lik kısımdayız biz. O zaman bana söyleyebilir misin, biz ne kadar kendimiziz? Evet. Değiliz. İşte biz baş seanslarına özellikle belli aralarla düzgün seanslarına gelen kişilerle bu %98'lik kısmı yavaş yavaş silerek özümüze doğru, gerçek kimliğimize doğru bir yolculuğa çıkarız. Bundan daha iyi
Nasıl olur? Çalışmalar yapan arkadaşlar da aynı şekilde, uygulayanlar, evet, eğitim alıp uygulayıcı olanlar aynı şeyi dile getirir. Hep arada bir sohbet ettiğimizde, evet, hani danışanlar o kadar güzel verilerle geri dönüş yapıyor evet, ki yani böyle, çünkü artık aileden birinin böyle bir şifa bulması gibi çok, çok büyük sevinç yaratır kişide. Çok seviniyoruz gerçekten. Gerçekten bu aslında herkesin buradan şimdi biz anlattığımızda belki herkese biraz uzak gelebilir. Abartıyoruz gibi gelebilir ama evet, öyle değil sayın dinleyiciler, seyirciler. Ama yaşayan, evet, biriyle konuşulduğunda ve neticesini öğrendiğimde meraktan, bir merak bile uyansa herkeste, evet, ve bu akses varsa bir kez deneyimlese aslında daha net ne demek istediğimizi anlayabilecekler. Herkesin bir an önce aksesle tanışıp katkı alabilmesi için neler mümkün? Evet. Evet, şimdi tekrar eğitimlerin var. Ekim ayında Ankara'daydım Nuray. Şimdi ben akses bars eğitmeniyim. Evet. Ama Ankara'da aldığım eğitimlerden sonra facelift, access facelift eğitmeni de oldum. Onun da eğitimlerini vermeye başladım. Ve özür diliyorum, access beden prosesleri eğitmeni de oldum. Yani eğitmenliklerim access bars, access facelift ve access beden prosesleri. Bunları biraz açalım. Tabii açalım. Şimdi access beden prosesleri eğitmenliği. 65'ten fazla değişik enerji çalışmalarıyla bedenin şifalandırılması çalışmalarıdır. İşte bunların içinde neler var? Nasıl biz bu bize ait olmayanlar bizi sıkıştırır, bizi biz olmaktan uzaklaştırır ve bars uygulayarak özümüze doğru yolculuğa çıkarız dedik ya, işte bize ait olmayanların da enerjiler sıkışır bedenimizde ve hastalıklar yapar. Biz burada hücrelerin kilidini açıyoruz. Yaşanan bir travma, bir olay hücrede kodlanır. Ve değişik enerji çalışmalarıyla artık neyse kişinin şikayeti, hücre içindeki o kilitleri açıyoruz ve şifalandırıyoruz kişileri. Birkaç tane örnek vermek isterim. Bu 65 kusur beden çalışmasından bir tanesi MTVSS dediğimiz bir enerji çalışmasıdır ki bu hepsinin içinde kapsamı en geniş olan enerji çalışmasıdır. Şöyle ki, bütün bedenimizdeki sistemlerde, bağışıklık sistemi, kemik sistemi, iskelet sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, bütün vücudumuzda var olan sistemlerde çalışabiliyoruz. Tek tek organlarda çalışabiliyoruz. Muazzam ötesi çalışan bir şeydir, çalışma şeklidir MTVSS ile çalışmak. Göz görüşünü düzeltme var, beyin kapasitesini artırma var. İşte çocuk sahibi olup olmak isteyip de olamayanlar ya da düzenli şey olamayan, renkli olamayan bayanlar için çalışmalarımız var. Hepsi birbirinden başarılı bunların. Şimdi biz bunları bütünlüklü olarak aldık Ankara'da. Ancak Ankara'daki hocalarda bunun bütününün eğitimini veremiyorlar. Sırbistanlı bir bayandı bize veren, Vladika diye. Türkiye'deki hocalarımız da bu enerjilerle ilgili eğitimleri bölerek veriyorlar. Yani bir günde iki tanesini verebiliyoruz. O şekilde ben de sizleri o şekilde eğitmeye çalışıyorum. Başka ne örnek verebiliriz bu beden proseslerinde? Mesela diyelim ki ameliyat oldunuz. Bir travmadır o. Ya da düştüğünüz, çocukken bir yerinizi kestiniz, dikiş izleri var. İşte bunlarla ilgili de çalışmalar var. Ya da çok çok ağır başlısınız. Öyle olmak öğretildi size. Onu bile hafifletip neşeyi hayatınıza katabileceğimiz beden prosesleri var. Ama beden proseslerinin içinde bir tane çalışma var ki Allah Allah diyeceğim ona. Facelift. Bütün hücrelerimizi gençleştiriyor. Çok revaçta olan bir beden prosesidir facelift. Sadece yüzde değil, bedende de hücreleri gençleştiriyor. Yani botoks gibi bir şey mi bu? 20 kez uygulandığı zaman facelift kalıcı olduğu söylenir. Yani kalıcı botoks etkisi yaptığı söylenir. Cilt pırıl pırıl olur.
ayna gibi olur ve yani kesinlikle dikkat çeker. Daha ilk seanstan sonra bile sen ne yaptın yüzüne derler sana. Ben buradan bütün estetisyen arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Yani siz gene cildin bakımını yapın. İşte ne bileyim ben yağ noktacıklarını falan temizleyin. Ama bunu da repertuarınıza katın. Çünkü bu çok revaçta olacak. Yani bizde daha pek bilinmiyor. Ama facelift talebi size gelecek. Onun için öncülerinden olun. Bir an önce bu eğitimi alın diye öneriyorum tüm yüz bakımı yapan arkadaşları. Nasıl da eğitime davet ediyorum. Nasıl bir uygulamadır bu? Enerjilerle facelift çalışıyoruz. Hı-hı. 29 değişik herhangi enerji. İlaçtır, herhangi bir alettir, hiçbir şey kullanılmıyor. Hiçbir şey sadece yok. Sadece dokunarak enerji verir. Bu göğüs hizasından başlayarak saç diplerinde bitirerek yer çekiminin tersi yönünde hareketlerle ve 29 değişik enerjiyle çalışarak yapıyoruz facelift seansını. Ve cilde bir parlaklık geliyor, böyle ayna gibi olur cilt. Ama facelift enerjisini, işte facelift enerjisi dediğimizde içeriği 29 değişik enerjidir. Bunu bedenlerde de kullanabiliyoruz. Ve bedende de gençleşme, dirileşme olur. Yani mucize gibi, sihir gibi bir şey ama her şey enerjidir arkadaşlar. Evet. Yani katı halde bize görünen şeyler de enerjidir. Bunları artık eskiden belki 15-16 sene önce enerji dediğimizde insanlar garip bakabilirlerdi yüzümüze ama bugün artık değişmiştir bakış açıları. İnsanlar artık evet, farkındalık artmıştır. Yayılgınlık evet vardır bu konularda. Peki bu facelift şimdi Access Pass uygulaması 1-1,5 saat alan bir süre alan bu da bir buçuk yöntem. Saattir. Bu da aynı şekilde. Yani bir facelift seansı yapmak, boyundan başlayarak saç diplerinde bitiriyoruz şu. Bu da 1,5 saat sürüyor. Eğitimi ise Mars eğitimleri gibi tam günlüktür. Tam gün. Yarım gün teorik eğitimdir. Geri kalan yarım günde de 2 seans verip 2 seans alıyorsunuz. Aynen Mars'taki gibidir. Şeyler evet daha kısadır. Beden prosesleri eğitimleri 2-2 açmaya başladım. Her biri 3-4 saatlik. Orada da gene kitaplarımızdan teorik kısa bir eğitim var. Ardından da eşleştiriyorum sizi ve birbirinize uygulama yapıyorsunuz. Herkese uygulanabilir mi peki? Herkese uygulanabilir. Yani şu kişilere uygulanamaz denecek bir kriter herkese, var mı? Herkese uygulanabilir. Hı-hı. Yani bu beden proseslerinin uygulanamayacağı hiç kimse yok. Bak şimdi aklıma geldi. Kireçlenme, romatizma, nezle, mesela -1'in karekökü diye bir enerji çalışmamız var. Orada nezleyi birkaç saat içinde elimine edebiliyorsunuz. İşte dizlerde kireçlenmeler olur. Onları giderebiliyorsunuz. Square root of minus one'dır bu enerji çalışmasının adı. Zero-sumal trauma enerjisi var gene beden proseslerinde. O da yaşamımız boyunca küçük büyük geçirdiğimiz travmaların, işte her şey hücrelerde kayıtlıdır, kodlanır dedik ya. Evet. O hücrelerdeki kaydın silinmesini sağlıyor. Travmanın sıfır toplamı enerjisi. Daha çok var Nuray. Yani 65'ten fazla uygulama var. Hepsi bizim şifalanmamızla ilgilidir. Fark etmeden bakış açılarımızla, düşünce biçimlerimizle hastalıkları biz kendimiz yaratıyoruz. Enerjiler sıkışıyor bedende ve hastalıkları yaratıyor. Ama çaresi var. Çaresi var. Yani bugün beden prosesi olarak uygulayamayacağımız hiçbir konu yoktur. Mesela kötü hastalık diye tabir ettiğimiz hastalıkta bile katkı olabiliriz, yardımcı olabiliriz. Bu demek değildir ki kemoterapilerini almasınlar. Doktorlarımız başımızın tacı, onların uygun gördüğü şeyi, tedaviyi alsınlar. Ama işte bizim de destek ekstra olarak, destek olarak katkı yapabileceklerimiz çok. Mesela bir enerji çalışması vardır ki şimdi aklıma geldi. Bedende olmaması gereken bir şey olduğunda nedir? İşte tümörler filan. Onun giderilmesi için ya da olması gereken ama olmayan bir şey için. Hücresel hafıza çalışması. Yani saymakla bitmez. 65'in üstündedir bu enerji çalışmaları ve uygulama yapamayacağımız hiçbir hastalık yoktur. Parkinson, kireçlenme, romatizma, her türlü hastalığa
katkı olabiliriz. Şükürler olsun, iyi ki karşımıza çıktı diyorum. Access Bars'tan birazcık faydalarından bahsedelim. Evet. Ne olduğundan bahsettik. Ne olduğundan bahsettik. İşte Access Bars seansı alarak zihin ve bedendeki gerilim yok olur. Günlük yaşamın getirdiği stres azaltılır. Üzüntüler en aza iner. Öfke, kızgınlık eğilimleri azalır. Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratılır. Bedenin yaşlanma hızını azaltır. Bu yaşlanma konusu zaten aslında bizler yaş alırız Nuray. Yaşlanmayız. Ama yaş aldıkça yaşlanacağımız bizde kodlanmış bir bilgidir. Evet. İşte bizim bu tepe noktamızda da yaşlanma önleyici noktamız vardır. Orada bar seansı sırasında oraya da dokunuyoruz. Tabii barlardan biridir o. Orada bu yaşlanmakla ilgili, elden ayaktan düşüp muhtaç kalmakla ilgili, işte bize ait olmayan, gerilerden getirdiğimiz yaşlanmakla ilgili olan her şey burada kodlanmıştır. Ve seans alan kişiler o noktada da çalışıldığı için haliyle yaşla ilgili olarak da bakış açıları değişmeye başlıyor. Psikomatik rahatsızlıkları azaltır, rahatlamış, enerjik hissedersiniz kendinizi. Çevrenizdeki insanlarla ilgili daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Çünkü Access'e göre herkes, her şeyi ve her olayı, Access'in temel felsefesi budur zaten. Size göre olması gerektiği gibi değil ama oldukları gibi herkesi, her şeyi ve her olayı kabul etmek var ve her şey ilginç bir bakış açısıdır Access'e göre. Neden ilginç bir bakış açısıdır? Çünkü sen her neye anlam bana yüklersen işte o gidiyor, o noktalarda birikiyor. Yani senin hemfikir olmadığın bir şey olabilir. O ilginç bir bakış açısıdır senin için. Onu anlam bana yükleme diyor. Kutupluluk da yoktur Access'te. İyi, kötü, güzel, çirkin gibi kavramlar yoktur. Yargı yoktur en önemlisi. Evet. Gary Douglas Access'in kurucusu der ki bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük kötülük der kendi kendini yargılamasıdır. Yargıdan uzak durmalıyız. Hem kendimizi hem başkasını. Hem kendimizi hem de başkalarını yargıdan kesinlikle uzak durmalıyız. Ve kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüktür kendimizi yargılamak. İnsanız, hata da yapabiliriz. Hatalarımızdan öğreniyoruz yani yaptığımız yanlışlardan. Dönüp kendimizi suçlamak, işte niçin bunu söylediydim, niçin gittiydim, niçin oydu, niçin buydu, vazgeçin yani kendinizi yargılamayın. Çünkü kendinize çok büyük kötülük yaparsınız diyor Access'in kurucusu. Yıkıcı düşüncelerin kökünden sökülüp atılmasını sağlar. Zihnimizde hep böyle konuşan bir zihne sahibiz. Benim çok şükür artık çok sakindir zihnim ama Access öncesinde gece gündüz. Olumlu bir şeye de çalışmazdı. Hep böyle düşünceler geçerdi zihnimde. Evet. Hep doluydu. Haliyle sabahleyin uyandığımda da yorgun uyandım. Şimdi onlar hep Access sayesinde gitti. Bir an önce sizin de tanışmanız için neler mümkün? Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşmuş blokajlar çözülür. Depresyon ortadan kalkar. Korkular, fobiler, endişeler gider. Artan odaklanma gerçekten... Bende odaklanma çok arttı. Yani eskiden bir şeyi 3 kere okurdum tam oturtmak için. Şimdi bir kere okumam yeterlidir. Bunun çok iyi farkındayım ben. Problem çözme, hayattan daha fazla keyif alma, daha fazla kapasite, dikkat eksikliği, hiperaktivite. Mesela bir çocukta çalıştım ben, hiperaktifti. Okul neredeyse kapının önüne koyacaktı geçen yıl kendini. O kadar bir eleman çekmişlerdi çocuğun elinde. Şimdi çocuk çok değişti. Öğretmenler de çok memnun, arkadaşlar da çok memnun. Küçücük bir kız kardeşçiği var, bebek. Ona karşı gayet saygılı, uyuyorsa o hiç gürültü yapmıyor, eskiden öyle değildi. Ve notları da hep 90 ve üzeri. Yani evet. Çok güzel. Önce ben başladım o çocukla, sonra Hülya arkadaşım, onun anneannesiyle çok yakın oturdukları için Hülya arkadaşım sağ olsun devraldı ve o çocukla çalışıyor. Bizim bir eğitimimize tam gün o da büyük annesiyle birlikte geldi. Ne olsa da en ufak bir rahatsızlık yapsa. Biz sabah 9'da başladık, akşam 9'da bitirdik. O çocuk bizimle birlikte. Hiç sıkılmadı, hiç bizi taciz etmedi. Yani hiperaktif bir çocuk.
bu kadar şey yapabilir, iyileşebilir. Müthiş bir şey. Çocuklarda ve gençlerde sınav sıkıntısı olur. İşte bu hani eller terler, bildiğini kaygı, unutun, endişe. Sınav kaygısı. Bunların da gitmesini sağlar. Hamilelik, rahat, sorunsuz bir hamilelik geçirmenizi ve çok kolay bir doğum yapmanızı sağlar. Daha bunun ötesinde de yararları var Bars'ın ama daha ne olsun diyeyim artık. Evet, gerçekten çok etkili bir uygulamadır. Geçenlerde bir uygulama yaptım işte. Arkadaşım gel dedi, kendimi çok kötü hissederim. Dedim bugün ne katkı almak isterdin bu yapılan Access'ten? Ben dedi çok öfkeliyim dedi. Ben dedi yani daha böyle dingin, sakin olmak isterim dedi. Tamam. O da o güne kadar Access'i duymamış. Evet. Dedim ki ben sana bugün farklı bir şey yapmak isterim. Access uygulamak isterim. İstersen önce bir bahsedeyim nedir. Eğer kabul edersen sana bunu uygulamak isterim. Tamam dedi, anlattım işte ne olduğunu. Tamam dedi, uygula. Ve öfkeyle ilgiliydi onun da sorunu. Ve çalışma yaptık. Ertesi gün gittim, dedim gece nasıl geçti, nasıl oldu falan. Vallahi dedi inanamayacağın kadar dingindim dedi. Hiç dedi böyle oturdum ve hiç tepkisiz ve sessiz kaldım. Huzur. Bütün gece. Çok dingin bir gece geçirdim dedi. Hiç dedi konuşmadım. Gayet rahattım dedi. Devam ediyoruz tabii onunla seanslara. Geri dönüşü dediğim gibi çok erken ve çok etkili ve kalıcı. Evet, işte Access'in çok beğendiğim bir yönü de erken sonuç almamızdır. Çünkü insanlar bir yerde sıkılır. Yani aylarca belli bir şeyle uğraşmak yıpratır insanları. Oysa ki Access'le böyle kocaman adımlarla ilerliyoruz. Hem uygulayan insan için hem de şifa alan insan için de çok güzel bir olay erken sonuç almak. Evet, evet. Yeniden birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Konuğum bugün Türkan Gökberk. Access Bars'la ilgili konuşuyoruz. Şimdi Access Bars'ın bir özelliği de soru şekilleri, soru sormak. Soruda olmak. Nedir soru sormanın özelliği Access'te? Vallahi Nuray'cığım biz çocukken çok soru sorarak diye susturulduk. Öf, ne evet. Çok soru sordun derdi büyüklerimiz. Bunu söylemelerinin nedeni neydi acaba? Cevaplarını bilmediklerinden mi? Ya, yoksa bıktırırdık. Peş peşe soru sorardık ve bıktırırdık insanları. Ve durdurulduk yani. Anne babalarımız ne çok soru sordun derlerdi. Hı. Ve biz soru sormayı unuttuk. Çocukken biliyorduk ama gitgide yaşımız büyüdükçe unuttuk. Oysa ki soru sormak çok çok önemli ama herhangi bir soru değil. Bugün Access'te araçlarından biri olan soru sorma hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer elinizin altında kağıt kalem varsa çok çok iyi olur. Access soruları bir sihirli sopa gibi çalışır. Zihnin ötesine götürür sizi. Ancak bu soruları sorarken neden, niçin ve nasılla başlamaması gerekir. Hı hı. Neden benim param yoktur? Neden bütün bunlar hep benim başıma gelir? Doğru bir soru örneği değildir. Değil. Çünkü evren size neden diye sorduğunuz benzer olayları yaşatır ve kendinizi kısır döngünün içinde bulursunuz. Demek ki kuracağınız sorular neden, niçin ve nasıl ile başlamayacak. Bu birinci kural. İkincisi, soruyu sorduğumuz, doğru da kurduğumuz, o sorduğumuz soruyla ilgili olarak zihninizle bir cevap arayışına kesinlikle girmiyorsunuz. Bir cevap aramıyorsunuz sorduğumuz soruda. Çünkü eğer cevap arayışına girerseniz zihninizle bulabileceğiniz seçenekler en çok 3-4 tanedir. O da size ait olmayan o %98 evet. Bilinçaltının ışığında alabileceğiniz cevaplardır. Yani hem fazla değildir hem de gerçekten size ait değildir. Oysa ki siz doğru soruyu sorar, zihninizle cevap arayışına girmezseniz o sorduğumuz soruya ilişkin kuantum dolaşıklıkları sizin önünüze hiç aklınıza gelmeyen, düşünemeyeceğiniz olasılıkları sermek için harekete geçer kuantum dolaşıklıkları. Peki bunları nasıl fark edersiniz?
Dizi izlerken kulağınıza çarpan bir kelime, bir cümle. Açtığınız gazete okuyasınız. Özür diliyorum. Orada gözümüze çarpan bir kelime, bir cümle. Yanınızda birileri konuşur. Oradan kulağınıza çarpan bir konuşma. Bir şekilde size cevaplar mutlaka ama mutlaka ulaşır. O olasılıklar içinden, size ulaşan o olasılıklar içinden siz kendiniz bir seçim yapıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Ama hiç düşünemediğiniz olasılıklar da karşınıza gelir. Şimdi eğer zihninizle cevap arayışına girerseniz ne olur? Kuantum dolaşıklıkları sizin already cevabı bildiğinizi varsayar ve enerjiyi durdurur ve olasılıklar size açılmaz. Birkaç tane soru örneği verelim. Bundan daha iyi nasıl olur? Access'in banko sorusudur bu. Hem iyi bir şey olduğunda hayatımızda hem de kötü bir şey olduğu zaman kullanınız. İyi olan bir şey, iyi bir durumda kullandığınızda daha da iyisini hayatınıza çağırıyorsunuz. Kötü bir durum karşısında kullandığınızda ise o kötü durumdan çok daha iyisini hayatınıza çağırmak için kullanıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hem iyi bir şey olduğunda hem kötü bir şey olduğunda gönül rahatlığıyla kullanınız, çok çok işe yarar. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Bundan sorusu. Daha iyi nasıl olur? Sıkıştınız, karar alamıyorsunuz. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Başka neler mümkün diye sorun. Başka hangi olasılıklarım var? Başka hangi seçeneklerim var? Sonsuz seçeneklerim nelerdir gibi sorular sorabilirsiniz. %98'i bilinçaltımızın bize ait olmadığı ve bizler sonsuz varlıklar olduğumuz için kilometrelerce öteden biri birilerinin bir dramasını, travmasını çok rahatlıkla, çünkü bir radyo alıcısı gibi çalışır beynimiz ve onları alırız biz ve kendimizin zannederiz. Onun için diyelim ki başınız ağrır. Böyle bir durumda bu kime ait diye sorun. Bir duraksayın hafif. Bu kime ait dedikten sonra bana mı ait? Başkasına mı ait? Yoksa başka bir şeye mi ait diye sorun. Çok çok büyük bir ihtimalle size ait değildir. İşte bu durumda da bu baş ağrımı bilinçle sahibine geri gönderiyorum deyiniz. Göreceksiniz ki bir iki dakika içinde gidecektir. Çünkü çok çok büyük bir ihtimalle size ait değildir. Şimdi başka bir şeye de ait olabilir. Onu da artık eğitimlere geldiğinizde öğretiriz. Çünkü bazen yeryüzü de bizim ona enerji göndermemizi ister. Ama çok çok büyük bir olasılıkla bu kime ait diye sorun, bir duraksayın. Sonra da bu baş ağrımı bilinçle sahibine geri gönderiyorum deyin. Sadece ağrılarda değil, içiniz sıkılır, sebebini bilmezsiniz. Oluruz ya da öfkelenirsin. Bu öfkem kime ait? Bana mı ait, başkasına mı ait? Bilinçle sahibine geri gönderiyorum bu öfkeyi. Ya da bu iç sıkıntısını. Gerçekten bunlar işe yarar. Kullanınız, göreceksiniz. Geçenlerde bu baş ağrısıyla ilgili örnek anlatırken Access'le ilgili arkadaşlara dedim ki işte başınız ağrıdığında işte böyle bir yöntem var. Bunu uygulayabilirsiniz. İşte bana mı ait, bir başkasına mı ait? Bilinci de ekleyerek sahibine iade ediyorum. Evet. Cümlesini kullanın. Böyle bir afalladılar. Evet. Yüzlerinden anladım ki nedir senin saçmaladığın der gibi bir bakışları vardı bana. Bunu hissettim. Dedim tabii çok haklısınız. Çünkü baş sizin baş, ağrı sizin başınız. Nasıl herhalde size aittir diye düşünürsünüz. Ama burada işte tam tersi bir durum vardır. Çünkü bize aktarılan kayıtlar %98'i bize ait değildir. Evet. Bu enerjisel boyutta işleyen bir durumdur çünkü. Bu yönden bakarsanız hani çok da saçma bir durum olmadığını görebileceksiniz diye açıklama yaptım. Ama ilk etapta biraz afalladılar. Şimdi ilk etapta kime ait olacak? Tabii ki bana ait baş derler. Baş benim, baş ağrı benim, ben ağrı. De... Kime ait olsun? Kime ait olacak? Tabii ki bana ait derler. Ama derim ki ne kaybedersiniz? Hadi bilinçle bu baş ağrınızı sahibine geri gönderin. Yaptıkları zaman vallahi gitti derler. Yani. Denemek lazım. Yani ne kaybedersiniz sayın dinleyiciler, izleyiciler? Deneyin. Deneyin, göreceksiniz. Sadece bir fiil ağrılar için değil.
İç sıkıntınız, öfkeniz vesaire de çok çok büyük bir ihtimalle size ait değildir. Bir duygu bilinçle olabilir bu. Evet. Bir gelen bir his, bir duygu da olabilir. Evet, her şey olabilir. Bilinçle bizi sahibine huzursuz eden geri gönderiyorum deyiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz ve çalıştığını göreceksiniz. Sorular böyle. Mesela daha mutlu bir yaşama sahip olmam neyi gerektirir diye sorabilirsiniz. Harcayabileceğimden daha çok paralara sahip olmam neyi gerektirir? Efendim, başarılı olmak için hangi enerji alan bilinç olmalıyım gibi gibi. İşte dikkat edeceğiniz neden, niçin, nasılla başlamayacak. Hı hı. Soruyu sorduktan sonra gönderiyorsunuz. Üzerinde düşünmüyorsunuz. Cevap arayışına girmiyorsunuz. Bir şekilde size olasılıklar gelecek. Onların içinden seçim yapıp katkı alacaksınız. Sorular çok çok önemlidir. Yani tahmininizden de çok daha önemlidir. Ama bizim unuttuğumuz bir şeydi yani soru sormak. Bir de biliyor musun, soru mesela ben eğitimlere gittiğimde bir soru soran mesela o semineri veren şeye döner sana der ki what do you know about this? Önceleri ağrıma giderdi yahu derdim ben soru sorarım o bana soru sorar. Çünkü biz okul sisteminde alıştık bir soru sorar öğretmenimize ve bir cevap alırız. Halbuki bizler sonsuz varlık olarak her şeyi ama her şeyi biliyoruz. Ama bu bedene girdiğimiz zaman, bedenlendiğimiz zaman unutuyoruz. İşte Access de özel çalışmalarla o hatırlayamadığımız bilgileri canlandırabiliyoruz. Onun için seminerlerde what do you know about this? Sen ne bilin bu konuda derlerdi. Önceleri cam sıkılırdı ama ondan sonra anladım. Aslında sorduğun sorunun cevabı sende. Evet. Demek evet, ister. Evet. İşte zaten eğitimlerde hani bu kadar zamandır gidip aldığımız bunlar bizde hep kayıtlı olan şeyler evet, aslında. İşte hatırlama çalışmaları. Hatırlamak için. Mesela ben beden prosesleri eğitimine gittim Ankara'ya. Hani nasıl çalıştık söyleyeyim mi sana? Eşleştirdiler bizi. Kesinlikle çalışacağın kişiye demiyorsun senin hangi sağlık sorunun var, hı-hı, nerede sıkıntın var. Hiç seni yanlış yönlendirmesine fırsat vermiyorsun. Ellerini bedeninin üzerine koyan ve dönen kitapçığının bir sayfasını açan. Beden her şeyi bilir, neye evet, ihtiyacı olduğunu da bilir ve seni yönlendirir. Ben mesela yaptığım ilk çalışma arkadaşıma açtım şeyi. Dedim sana bunu çalışacağım. Nasıl bilebildin? Ben bilmedim dedim. Bedenin bildiği. Onu çalıştık. Sonra sıra döndü. O bende çalışacak oldu. Dedi böbreklerin üzerinde çalışıyorum. Evet dedim böbreklerimin çalışılmaya ihtiyacı var. Yani beden sizi yönlendiriyor. Evet. Hislerimiz ve beden ne yapmamız gerektiğini. Beden her şeyi bilir ve ellerini nereye koyacağını da sana söyler. Yani hisseden onu bedende gezerken elini nereye götürmeyi de sana yönlendirir seni. Çok çok ilginç gelmişti bana bunlar. Çünkü ben o eğitime giderken zannederdim ki işte Parkinson için bu. Hı-hı. Efendim şeker hastalığı için çalışacaksan bu. Yani hep kodlanmış olarak düşündüm. Evet bize gruplandırdılar. İşte bir kireçlenme için neyi, hangi enerji grubunu çalışacak şu bu. Ama eğitimde çalışma biçimimiz hep bu şekilde oldu. Bedenin üzerine ellerimizi koyduk. Ya kitabın açıktır, gözlerin kapalı gidersin, parmağın hangi enerjiye giderse. Ya da kitabın kapalıdır, dokunursun bedenine kişinin açan kitabın hangi sayfa çıkarsa. Çok çok ilginç gelmişti bana. Evet. Çok güzel şeyler öğrendik. Şubat'ta kısmetse gene var aynı eğitim. Bu sefer Kastomas geliyor İstanbul'a. Bir sefer daha seve seve gidip alırım yani. O kadar çok güzeldi. Vatikan'ın eğitimi de müthişti. Çok şeyler öğrendik. İşte şimdi 2-2 onların sınıflarını açıp size bu enerjilerle bedenin şifalandırılmasını öğretmeye başladım. Ama facelift de mutlaka alın. Çünkü facelift sadece yüzde değil. Bedende de gençlik aşılıyor. Bedendeki hücrelerde gençleşiyor ve o erkekseniz delikanlılık günlerinize, kızsanız, kadınsanız genç kızlık gibi hissetmeye başlıyorsunuz kendinizi. Müthiş bir şey. 29 değişik bunu da enerjiyle çalışılır. Faceliftle, evet. Türkan Hanım programın sonuna geldik yavaş yavaş. Yine çok çabuk geçti. Evet, çok çabuk geçti. Ben pek girip
araya kesmek istemedim. Sözü çünkü bana çok bıraktım. Güzel, evet, çok akıcı bir şekilde anlattığın için kesmek bölmek istemedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. Umarım bir faydası olmuştur. Bizi bilgilendirdiğin, dinleyenleri ve izleyenleri buradan Akses'te bilgilendirdiğin için, dediğin gibi umarım ki bu Akses varsa yaygınlaştırır ve herkesin katkı alması için neler mümkün. Eğitimlerine gelmelerini çok çok arzu ediyorum ben. Kendinizi ve ailenizi bundan mahrum bırakmayınız. Mesela pazar günü 25 Aralık'ta benim eğitimim var. Sabah 9 gibi başlıyoruz. Bars eğitimidir bu. Bir tam günlük eğitimdir. Günün yarısı teoriktir. Diğer yarısında da 2 seans verip 2 seans alıyorsunuz. Hatta bazen bana kişiler seansa gelmek ister. Dedim ki seansa geleceğinizde eğitime gelin. Öğrenin bunu. Bir günde öğrenebilir miyim? Hepsinin birinci şeyi budur. Tabii ki bir günde öğreniyorsunuz ve dönün eşinize, çocuklarınıza, torunlarınıza, yeni doğmuş bir bebeğe bile gönül rahatlığıyla uygulanabilecek. Çok masum bir terapidir bu ama sonuçları çok müthiştir. Bir İstesen gün, bile yanlış yapamaz. Bir gün uzun bile. Gibi gelebilir insana ama öyle içine girdiğinizde uygulamadır, pratiktir, teoriktir. Öyle hiç zamanı hissetmeyin. Ki hani hiç vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Evet. Bugün programımızın sonuna geldik. Biz ayrılan süre bitti. Ben teşekkür telefon ederim. Numaramı verecek tabii kadar ki, zaman var mı? Bana ulaşmak isteyenler, soru yönetmek isteyenler olursa telefon numaram 0533 852 38 77. Seve seve sorularınızı yanıtlarım. 0533 852 38 77. Bu fırsatı verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık sayın dinleyiciler ve izleyiciler. Evet sevgili Radyo Mayıs dinleyenleri, bugünkü programın sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.